Sabah dalgaların sesiyle rüzgarlı bir güne uyanıyoruz. Su çok soğuk olsa da dünyaca ünlü bu plajda denize girmenin keyfiyle kendimize geliyoruz. Bu plajın kıyısında gördüğümüz turkuaz, dünyada son derece nadir olarak beliren bir deniz rengi. Bu rengi sağlayan deniz yüzeyinden 1-1,5 metre kadar derinlikteki bir katman. Biz de bu muhteşem kıyıların tadını daha iyi çıkartabilmek için kanolarla kısa bir tur yapmaya karar veriyoruz. Asas Dağı'ndan Kaputaş Plajı'na ulaşan maceramızı Mavi Mağara'da tamamlıyoruz. Bu maceramızda yine doğa vardı, deniz vardı, dağlar vardı. İlk önce bisikletle tırmandık Asas Dağı'na. O ayrı keyifliydi, zordu. Ben biraz yorgundum ama çok keyifliydi. Sonra tepede müthiş manzara eşliğinde harika bir kamp yaptık. Arkasından sis vardı ve çok güzel yayladaydık, harika bir yayladaydık. Ve sonra tabii ki bu maceranın kahramanı Kaputaş Kanyonu vardı. Orada yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. Benim için inanılmaz bir deneyimdi. Çok sıra dışı bir yer. Hepinize görmenizi tavsiye ediyorum. Her bölümü belki sizin için olmayabilir veya herkes için olmayabilir ama gerçekten çok sıra dışıydı. Daha sonra Kaputaş Plajı gibi ülkemizin sembollerinden biri olan plajlardan bir tanesinde gece konakladık. Orada uyanmak ve ondan sonra denize girmek paha biçilmezdi. Sonra kanolarımıza atladık ve buranın sembollerinden biri, Kaş'ın sembollerinden biri olan Mavi Mağara'ya geldik. Şu an içerisindeyiz ve bu inanılmaz görüntülerle bu maceramızı tamamlıyoruz. Başka maceralarda görüşmek üzere.